kadar iyi ki. İstanbul'da yağmur vardı. 3-4 gün içerisinde Fethiye'yi gezeceğim. Fethiye'nin köyleri, koyları, lezzetleri. Bakacağız neler var, neler yok. Neler hoşumuza gidecek. Neleri paylaşacağız. Ama şimdi sizi şu manzarayla baş başa yapalım. Sıradaki durak şemsiyeler. Fethiye'nin sembollerinden burası da. Sokak içerisinde boylu boyunca mağazalar var. Bir nevi çarşı diyebilirsiniz aslında burası için. Şimdi yolculuk Balıkhali'ne. Balıkhali demin uğradığım çarşıdan, renkli şemsiyeli çarşıdan yürüme mesafesi uzaklıkta bulunuyor. Bakalım nasıl? Mezat vesaire olduğu da söyleniyor orada. Umarım güzel kaleler beni bekliyordur. Şöyle ufaktan bir Balıkhali'ni göstereceğim size. Burada balığınızı alıyorsunuz ve direkt şuralarda pişirtip yiyebiliyorsunuz. Herkese Aşıklar Tepesi'nden selam. Burası günü uğurlayabileceğiniz en iyi yerlerden birisi. Tabii bunun haricinde de yerler var. Ama şöyle manzarayla sizi baş başa bırakayım ben. Şimdiki durağım Dastanhane. Dastanhane bir çeşit aslında, şöyle göstereyim size. İşleme şekli, daha doğrusu pamuktan imal edilen iplerle yapılan kıyafetler, örtüler, giysiler. Gerçekten çok güzel. İlk başlangıcı kadınların örtüleriyle olmuş. Ondan sonra değişik değişik iç çamaşırı, kıyafet, çeşitli tablolar bile var. Birazdan içeriye girip anlatacağım. Daha doğrusu ürünleri gördüğünüzde çok daha iyi anlayacaksınız. Buraya geldiğinizde Üzümlü'de, yani Fethiye Üzümlü'de böyle bir yer olduğunu da aklınızda bulundurun derim. Gördüğünüz yer Üzümlü Köyü. Burası gerçekten Fethiye'ye geliyorsanız uğramanız gereken yerlerden. Burada bir 3. nesil kahveci var. Bir şarap evi var. Sonra sokaklar çok güzel. Gerçekten çok keyifli bir yer. Kalabalık değil. Bir köy edası var. Ama aynı zamanda farklı lezzetleri de bulabileceğiniz yer. Demin dokuma tezgahlarını gösterdiğim yer de buradaydı. Şöyle köyün meydanına doğru gidiyorum. Ölüzlerinizden herkese selamlar. Şu an Kabak yolundayız. Kabağa doğru gidiyoruz ve Kabak yoluna giderken
Çok güzel manzaralarla aslında ilerliyorsunuz. Yol boyunca şöyle noktalarda durup göstereyim size. Hem güzel manzaranın tadını çıkarabilirsiniz hem de şöyle aşağıyı da görebilirsiniz. Herköy'den selamlar. Ölüdeniz'i gezdik. Farayla taraflarına gittik. Kabağa kadar çıktık. Şimdi rota Kayaköy. Burası öğren yeri olarak geçiyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim size. Sabah 8 ile akşam 7 arası ziyaret edebiliyorsunuz. Bilet alıp giriyorsunuz buraya. Birazdan detayları göstereceğim zaten size. Güzel bir yer. Şimdi Kayaköy'ün sokaklarında yürüyorum. Burası önceden bir Rum köyüymüş. Mübadele zamanında değişim olunca buranın köyü Atina'ya gitmiş. Atina'nın yakınlarında bir köye taşındığı söyleniyor. Ama burası boş kalmış. Hatta hayalet köy olarak adlandırılıyor bazı yerlerde. Şöyle göreceksiniz, gerçekten boylu boyunca bomboş. Ya o tarihten sonra kimse gelmemiş buraya. Evler bomboş kalmış gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir şey var, yapılara bakarsanız eğer hepsinin ışık seviyesi aynı. Yani evler böyle anfi gibi sıralandığı için kimse birbirinin ışığını kesmiyor. Ve ova boş kalıyormuş şehir yerleşiminde. Fakat tabii günümüzde daha çok ovaya yapılıp yukarılar boş kalıyor. Biraz daha tersi bir durum söz konusu. Güzel esen rüzgarıyla hoşunuza gidecek yerlerden birisi. Şöyle hatta boylu boyunca göstereyim size.